Herkese selamlar dostlar. 19 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendireceklere bol şanslar. Öncelikle bir uyarı yapayım sizlere. Bugün yani diğer günlere nazaran biraz daha zor maçlar var. Zor maçlar olduğu için bugün mislilerde biraz daha düşülmeye düşük mislilerde takılabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi maçlar zor. Mesela şurada bir güzel maç olarak Liverpool maçı var. Oranı güzel ideal oranı çıkartabiliyoruz. Ama yanına diğer maçı ne koyarsın zor yani. Ondan ona göre bir bilgilendirme yapayım dedim. Bir skor yarışmamız var. Bir direkt başlayalım. Skor yarışmamız Manchester United ile Tottenham'ın maçı var. Güzel bir maç olacaktır. Gollü bir maç olur mu bilmiyorum ama 2-3 gol bandında kalacaktır. 1-1'i bir var gibi mücadelenin. Alırsa iki bir 2 1 veya 1-1 bir skorla da sonuçlanabilir. Maç skoru ne olur diye sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımızda Ekim ayı boyunca misafir edelim. 12 günlük bir süreç olacaktır. Bu da zaten değerlendirecekleri katılacaklara bol şanslar efendim. Dün ne yaptık ondan bahsedelim. Yüksek misli gelsin öncelikle ekrana. Dün sadece tek bir yüksek misli verdim. Verdiğim yüksek misli de Avrupa için verdim. Yani Avrupa'da yaşayanlar için yüksek misli verdim. Avrupa'da oynayanlar yaşayanlar zaten nereden oynuyorsanız siz kendiniz bilirsiniz. E, Fiorentina'nın atacağı bir gol. Fenerbahçe maçına bir buçuk üst olarak bir yüksek misli olarak verdim. Toplam oran 1.51 Avrupa ortalaması. İdealden güzel bir yüksek mislimiz kazandı. Hatta altına yazdım ki tekli yüksek mislim yok. Normalde nesineden oynayanlar için de bir tane yüksek misli veririm. Fakat bugün yok dedim. Tekli güvendiğim o oran alamayacağız dedim. Avrupa için verdiğim yüksek mislimiz kazandı. 1000 lira sen 1500 lira kar Allah bereket versin devam edelim. Günün kombinesi vardı. Günün kombinesi ekrana gelsin. Fenerbahçe mücadelesine Fenerbahçe'nin atacağı 2 gole girdim ben. Bir de Lecce Fiorentina maçına korner verdim. Lecce maçında ilk yarıda 2 tane korner çıktı. Fakat ikinci yarıda tam 8 tane korner çıktı. Özellikle son dakikalarda üst üste 5 tane korner çıktı. O zaten şansımızın yanında olmasının bir göstergesiydi. Günün kombinesi de ideal kombinemiz kazanmıştır. Değerlendiren katıl üyelerimizi tebrik edelim ve devam edelim arkadaşlar. Bir adet de yüksek oranlı tekli olarak önermiştim ki o kadar da yazı yazdım bu maça. Güveniyordum da aslında tekli olarak önerdim. Fiorentina'nın atacağı iki gol verdim. İki tane iptal edilen ilk yarı golü var. İzlediniz mi bilmiyorum. İki tane iptal golü var vardan. Biri offside biri top dışarıda diye iptal oldu. ikinci yarı ve çok fazla pozisyon kaçırdı ve bir tane gol attı. O gol gelmedi. Bu şekilde yüksek oranımız gitti. Bence çok güzel bir denemeydi olarak düşünüyorum ben. Geçtim bunu. Şimdi toplamda 6 adet mücadelemiz var. Sizlerden ricamız burada artı 400 seviyesinde like atmanızdır. İzleyenler bir like'a tıklatı versin. Emeğe saygı emeğe karşılık hakkında. Sabah sabah devam edelim. Şimdi ilk mücadelemiz Cadiz ile Real Betis mücadelesi. Real Betis'e 1.88'lik bir oran açılmış. Bu oran bence çok yüksek bu Real Betis'e. Yani çok yüksek. Bu Ben buradan oranlardan da şunu anlıyorum ki ben bir sürpriz beklerdim bu maçtan da bu maçta bir sürpriz çıkma ihtimali var diye düşünüyorum ben. Ki oranlar da bana diyor ki ya bu maçta bir Real Betis sürpriz yapabilir diyor. Sürpriz çıkabilir diyor oranlarda. Ne olur ne biter bilmiyorum ama ben biraz kaçamak bir tercih yapacağım. Kadiz'de son 4 haftadır kaybetmiyor 3 haftadır beraber. Hatta ilk galibiyetini ben aldırdım. 90'da Negrozo'nun attığı gol vardı hatırlarsanız bir cuma günüydü. Dedim ki bu maçın analizi yok. Kadiz daha hiç gol atamamış. Bu maçta gol atar dedim yani cuma günü hatırlayanlar vardır mutlaka. O maçta galip geldi. 90 artı 2'de gelen golle. Ben bu maçta biraz kaçamak tercih yapacağım. Toplam gol aralığına gideceğim. Mücadeleli bence 1-1 var mı? Var. Beklenti skor 2-0'lık Real Betis galibiyeti. İndeks beklentisi 2-0'lık Betis galibiyeti. Ona da uyuyor. Olası bir sürpriz 1-1. Real Betis kazansın. 2-1 de bizim olsun diyerekten de burada 1-80 gibi orandan 2-3 gol tercihini aldım. Bournemouth'la Southampton mücadelesi. Şimdi de basmana baktığım zaman da Southampton'ın Akan oyunda çok bir üretkenliğini gerçekten yapamıyor. Ee, duran toplar çok etkili. Onda da Ward Pross var bildiğiniz üzere Southampton'ın kaptanı. O iş yapıyor. Duran toplardan kaleye çekiyor, orta açıyor. Duran toplarda iş yapan bir takım var ve iki maçta deplasmanda gol atamıyor ve kötü bir gidişatı var. Bournemouth bence kısmen zayıf bir rakip. Southampton'ın kadro kalitesine baktığım zaman da ben Southampton'ı biraz daha önde görüyorum. Bournemouth'a baktığım zaman da kendi evinde biraz daha üretken bir takım olmaya çalışıyor en azından. Olaması da bunun hakkında bir gösterge, bir çaba olduğunu söylemek mümkün. Ki 4-5 haftada da kaybetmeyen bir Bournemouth takımı var. Yani Son maçlarında zaten berabere kaldılar. Yani yenilmeseler de ki çok kötü başlamışlardı. 9-7'ler, 3-7'ler gol atamadılar. İyi performans göstermediler. Savunma dağılıyordu. Biraz daha takım do toplandı diye de söyleyebilirim. Ben burada bir var aldım. Southampton'un artık gol orucunu bozabileceğini düşünüyorum. 1.62 gibi yüksek bir oranı var zaten. Bournemouth'ta kendi evinde atar. Maç bir yerde birbirine gelir gibi geliyor bana 90 dakika sonunda. O yüzden 1.62 gibi orana güzel bir orandan KG var aldım. Liverpool'la West Ham mücadelesi. West Ham son dönemlerde gerçekten iyi gidiyor. Çok kötü başlamıştı onlar da. Aslında oyun vardı fakat skor yoktu West Ham takımında. Son haftalarda onu da aldı. Şimdi Liverpool son City maçını galip geldi. Bakın, maçın analizi çok basit. City galibiyetinin önemi için yani City galibiyetinin bir anlamı olması için bu maçı Liverpool kazanır. Bitti. Bu kadar net yani. Liverpool önceki City maçını anlamdırmak istiyorsa veya o Puan önceki puan kayıplarını Sity ile bir zaten yenerekten de biraz önlemeye çalıştı ve bu maçta devamını getirmek zorunda diye düşünüyorum. Ya zaten kadro kalitelerinden bahsetmeye gerek yok. Normalde de yenebilir zaten. Ama o Sity maçını yendiği için bu maçta da anlamdırması adına o 6 puanlık oluyor bu maç neredeyse. O yüzden 1 ve 1.5 üst yaptım. Maç sonu biri bence ideal kombinleri bir 30'dan konulur. Yerine bir atmıştık. ÇY'ye koyarsın, devam edersin. Ben burada biraz daha oranı yükselttim. Bir ve bir buçuk üstü yaptım, 1 ve 1.5 üst yaptım, 1.41 gibi orandan. Liverpool yenerse 1-0 yener mi? Bence 2'yi arayan bir takım olduğu için en az 2 gol atabilir diye düşünüyorum. Bir ve bir buçuk üstü, 1 ve 1.5 üstü 1.41 gibi orandan idealden aldım, değerlendireceklere bol şanslar. ile Hull City mücadelesi. Yani Hull City tarafında sıkıntı var. Bu maçı ben neden aldığını söyleyeyim. Neden aldığımı söyleyeyim. Efsane Blackpool son mücadelesinde 3-3'lük bir maç oynadı. O mücadelede 3 tane kırmızı kart gördü. İki tanesi ikinci sarıdan bir tanesi de doğrudan kırmızı. Yani maçta olaylar olaylar. Maçın özetini izledim az önce. Ya 90 artı 8'de 88'de penaltı kaçıyor. 90 artı 8'de gol oluyor. Kırmızı kartlar havada uçuşuyor. Zaten inanılmaz çok sert bir mücadeleydi. Kırmızı kartlar doğru zaten. Şimdi Blackpool burada galib galibiyete yakın mı yakın ama Hull tarafında da bazı sakat isimler var. Ondan bahsedeyim. Ben burada Hull City tarafının bir golünü alacağım. Deplasman 0.5 üst olarak hatta direkt oranı gösterelim. 1.31 bir ideal bir oranı var. Ee, son haftalardaki performansına baktığımız zaman da oyun olarak çok fazla bir şey üretemiyor. yanını besleyebildikleri zaman da iş yapabiliyor. Ben de sadece Acun'un takımı diye takip ediyorum zaten. Dek geldiği zaman açıyorum bir ekrandan da bunu takip ediyorum. Sadece izlemek için izliyorum aslında keyif almak adına. Şimdi Doğukan Sinik ile Pelkas bu maçta ideal 11'de oynayabilir. Onun dışında Estubinyan oynayacak bazı sakat isimler de var. Fakat dediğim gibi Blackpool tarafında geçen maçtan 3 tane kırmızı kartlı isimler var. Ve iki takım da sakat cezalısına baktığımız zaman da iki takım da revire dönmüş zaten. Çok hasta, çok sakat oyuncu var. Hasta diyorum yani. Deplasman'ın atacağı bir gol burada. Bir 31 Ustih yani, orucu bozsun diyorum ben artık gol orucunu. Buradan atacağı bir golü aldım. Manchester United ile Tottenham mücadelesi. Öncelikle maçın beklentisini söyleyeyim ben size. Maçın beklentisi arkadaşlar 2-0'lık Tottenham galibiyeti. indeks beklentisi. United'in kendi evinde ve favori United olmasına rağmen indeks beklentisi şu an önümde açık. 2-0'lık bir Tottenham galibiyeti gösteriyor. Şimdi velhasıl kelam şu maçta ki United takımının Tottenham'a karşı ne kadar şansını tuttuğunu son maçlara bakarak da görebiliriz. Hatta son maçta bir 3-2'lik galibiyeti var. Ronaldo hat yapmıştı o maçta. Çok güzel bir maçtı. Evet, şöyle bir istatistik vereyim. Son oynanan 10 maçın 7 tanesini United kazandı. Bir tanesinde berabere kaldı. Şimdi Tottenham bu sezon nasıl? Ben bu sezon Tottenham'ı United'dan daha iyi görüyorum. Burada favori açılmasının tek nedeni United'sın. Kendi evinde olmasından dolayı. Taraftar önünde olmasından dolayı. mücadele var olur mu? Aslında şöyle bir düşüncem var benim. Çok gollü bir beklentim yok yani. Ben 4 gol çıkacağını düşünmüyorum. Onun da oranı güzel de. 3.5 altın bir 32 de ona değinmek istemiyorum. Yani 2-3 gol bandında kalacak ve mücadelenin var olacağını düşünüyorum. Bak nasıl hepsi birbirleriyle alakalı. Mücadelenin ben 1-1 veya biri atarsa 2-1 sonlanacağından dolayı idealden bir var tercihini aldım. Keyifle izlemek için var tercihi bence konulabilir ideal kombinlere. Keyifli bir maç olur bence. Ama United ilk golü attığı zaman veya Tottenham ilk golü attığı zaman da biraz daha geri çekilecektir bence. O ikinci golü biraz zorlaştırabilir. Yani bir bahis daha söyleyeceğim de o söylemiyor. O çok yüksek oranlı. Ya velhasıl KG varı bir aldık mı? Aldık. Ben biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler için de 1.86'da bir oranı var. 2-3 gol tercihini de ekstra olarak sizlere önermek isterim. Baktığımız zaman burada dediğim gibi 1-1'e bir, bir, gelecektir. Biri atarsa 2-1'e kayar. Ben sakat cezalardan bahsedeyim. Emerson Royal son maçta kart görmüştü zaten. Kırmızı kart cezalısı bu maçta. Kulusevski'nin de bir sakatlığı var. Şüpheli durumda oynar oynamaz belli değil. United tarafında herhangi bir sakatlık yok. Eriksen bu maçta olmayabilir bir ideal ön çıkıyordu. Onun dışında ileri hatta Rashford oynar muhtemelen. Martial de çok iyi son dönemde form yakaladı. Belki o da ilk 11'e yazılabilir. Hatta yazılmış. Son Kane ikilisi de bence oynayabilir. Bu da var ve 2-3 gol tercihi gayet güzel olur diye düşünüyorum. Değerlendirdiklere bol şanslar efendim. Toplamda 6 adet mücadelem var. Dediğim gibi arkadaşlar bugünün maçları biraz daha zor maçlar. O yüzden mislilerde biraz daha şey yapalım. Ben 6'da 4 falan bekliyorum. 2 tanesi patlasa diyorum. 6'da 4 gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım. Şansımız yanımızda olsun. Zor gün. Devam edelim isterseniz. video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.